Turks-Nederlandse zelforganisaties willen een overlegorgaan dat onderlinge contacten tussen Turkse zelforganisaties in Nederland gaat versterken en het gezamenlijk optrekken gaat bevorderen. Dat is de uitkomst van de vergadering die het Center for Public Debate in Den Haag heeft georganiseerd. Op dit moment zijn er rond de 1500 zelforganisaties die elk afzonderlijk van elkaar te werk gaan. En daar moet verandering in komen. Wij hebben een avond georganiseerd waarbij wij de grootste Turks maatschappelijke Nederlands-Turkse organisaties bij elkaar hebben geroepen. Om met elkaar te overleggen of er een soort overlegorgaan Turken in Nederland kan worden opgericht. Waarbij heeft te gelden dat wij als CPD enkel de facilitator zijn. Oftewel, wij faciliteren, wij nodigen mensen uit, wij zorgen ervoor dat ze dus bij elkaar kunnen komen om over Nederlands maatschappelijke onderwerpen te kunnen gaan debatteren en te discussiëren om te kijken wat onze inbreng, wat onze participatie in het geheel kan en moet zijn. En daar is volgens het Center for Public Debate behoefte aan. Want, zeggen zij, anders raken wij versnipperd en zijn de goede initiatieven van de verschillende Turks-Nederlandse organisaties niet goed zichtbaar. Hollanda'daki Türk sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek istiyorsunuz. Buna neden gerek var? Çünkü biliyorsunuz yani bir dağılım var. O kadar biz çok örgütlü bir milletiz. Allah'ımıza bin şükür örgütlüyüz. Bir sürü örgütlerimiz, vakıflarımız, camilerimiz, kurumlarımız, derneklerimiz var ama ortak bir çalışma yapılmadığı sürece yapılan çalışmalar zayıf kalıyor. Oysa yapılan çalışmaların güçlü olabilmesi için bir araya gelirsek, bakın o zaman o yapılan çalışmalar nasıl ses getiriyor, ne kadar güçlü olabiliyoruz ve ne kadar iyi sonuç alabiliyoruz. İşte bu yüzden STK'ların bir araya gelip bu istişare kurulunu oluşturması çok önemli. Maar het lijkt erop dat de samenwerking tussen de zelforganisaties niet zonder slag of stoot zal gaan. Want met name Koerdische organisaties hebben vaak een hele andere kijk op zaken. En dat kan wel eens voor problemen zorgen. Bu sorun herkesi ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren bir sorun. Yani burada varlığımız Hollanda'daki varlığımız. Bunu çok açık net. Türk'üm diyorsa hem fikiriz zaten amaç o. Ama şimdi, Türk'üm diyorsa. Ama bak, ben Türkiye'li diyorum. Ben sadece Türk değil demiyorum. Ama bakın şimdi öyle şeyler tartışmayalım. Burada onu sen o senin düşüncendir. Ben de Türkiye'liyim diyorum. Sen Türk'üm diyorsun. Ben kendi kimliğim vardır diyorum. Ben de kendi kimliğimle tamam, varım. Türkiye'lim diyelim ama o coğrafyada bölünmez bütünlük diyorsak. Bak orada hem fikiriz sorun ya. Ya bu kim bölecek bunu kardeşim? Kim bölecek bunu? Ankara'da görüyorsunuz işte. Ama yani şimdi tane şeyimiz var bak, yani. Bak terörün her türünü. Her türünü sonuna kadar kınıyorum ve lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin. Kime yönelik olursa olsun ya yapmayın. Ya bu kadar kafamızı kuma gömmeyelim ya. Biraz etrafımıza bakalım, biraz çevremize bakalım. Ha ben şunu yapıyorum. Bunu çok açık net söylüyorum. Ben Türkiye'deki insan haklarına, demokrasiye, demokrasinin tehdit altında olduğunu, ben bunların hepsini yazıyorum ve söylüyorum. Bunlara karşı da çıkıyorum. Evrensel hukuka sahip çıkıyorum. Bunu yazıyorum arkadaşlar, ben ne yaptım? Ben Avrupa'dan daha çok insan hakkı olduğuna inanıyorum. Ama ben o zaman size, ya şimdi ben öyle bir işte, ben buna girmek istemiyorum. Bana şunu dayatmasınlar hiçbir kimse. Türkiye konusunda ben böyle düşünüyorum, sen ne düşünüyorsun? Sen de benim gibi düşüneceksin. Hayır kardeşim, Hollanda politikasında da ben senin gibi düşünmüyorum. Ben Hollanda politikasına da karşı çıkıyorum. Aşırı benim yazdığım mektuplar hiç kimse yazmamıştır. Burada iş pazarındaki ayrımcılık, eğitimdeki ayrımcılık, bu konuyla ilgili benim yazdığım yazılan hiç kimse yazmamıştır. Bunu sizler de takip ediyorsunuz. Siz de buyurun yapın. Geçtiğimiz pazar günü olan terör olaylarından dolayı birazcık duygusal davranmış olamazlar mı? Ama bu sadece bugünkü bir olay değildir. Ve ben şunu söyledim yani pazar günü yapılan... Kimden kim yaptıysa yapsın. Kime yönelik yaptıysa. Yani lanetliyorum, kınıyorum. CPD gibi bir kurum, birçok vakfı, kuruluşu bir araya getirip birlikte çalışmalarını teşvik etmek istiyor. Ama bu kadar değişik kökenden gelen kurumların bir araya gelmesi zor olmayacak mı? Şimdi CPD kurumu bir bağımsız kurum. Başta da söylendi. Bu CPD'nin altında üstünde olacak değil. Ama CPD arkadaşlar yönetici kardeşlerim 3-4 defa tekrarını yaptı. CPD kurumu yalnız facility imkanları sunacak. Burada işte yer, yazışmalar, mektup, şu bu falan filan imkanlarını sunacaktır. Onun haricinde CPD'nin yönetim kurulu herhangi bir şey yapmayacaktır. Yani bütün imkanların sunmasının haricinde
Bundan dolayı böyle bir farklı işte hemşeri dernekleri, sağ kuruluş, sol kuruluş, farklı dernekler var. Bunlar yine bu dernekler bağımsız olarak ideolojik görüşlerini şunlar bunlar kapı dışında bırakaraktan buraya, buradaki Türk milletinin, Türk toplumunun, Hollanda'daki Türk toplumunun menfaatlerini savunmak ve korumak amacıyla burada. Ortak sorunları mı çözüyor? Ortak sorunlar, bu hepimizin sorunudur yani. Ja, maar dat is die eigenlijk het onderwerp om zeggen met zoveel diversiteit, hoe en wanneer kunnen wij als één groep optreden voor gezamenlijk rechten? Daar gaat het om. Kijk, iedereen heeft zijn eigen doelstellingen, die kunnen het doen. Maar als het een onderwerp is, neem bijvoorbeeld een bepaalde rechten beperken, dat de hele gemeenschap aangaat, hoe kom je bij elkaar? Daar gaat het om. U zegt eigenlijk, er zijn gezamenlijke belangen, die kunnen we gezamenlijk behartigen. Er zijn gezamenlijke belangen, er zijn ook andere belangen voor bijvoorbeeld, zij op dit moment een enorme aanvallen op moskeeën en gesprekken om de moslims verdere beperkingen op te leggen. Nou, als men wil dat tegenop getreden worden, dan zeg je ja, eerst moeten wij bij elkaar komen. En dan zeg je gezamenlijk actiepunten opstellen, dan beslissen hoe gaan we optreden. Het succes van de nieuw te vormen overlegorgaan en zijn resultaten moet de komende maanden blijken.